Torbalı Belediyesi ve geçtiğimiz günlerde Torbalı Belediyesi'nden iki işçi çıkartıldı. İşten çıkarma sebebi olarak da belediye iş sendikasına üye oldukları ve diğer işçilere de mobbing yapıp onları da belediye iş sendikasına üye etmek istedikleri söylendi. İki işçi aynı zamanda da belediye iş sendikası yetkilileri hemen Torbalı Belediyesi'nin karşısında bir çadır açtılar. Kendilerine en azından gereken cevabın verilmesini istiyorlar ve verilene kadar da bu grevlerine devam edeceklerini ifade ediyorlar. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Biz burada ayın ikisinden beri bu ayın ikisi, 12. ayın ikisinde Torbalı Belediyesi'nde işten çıkarıldık. Çıkarılma sebebimiz sendikaya üye olmak ve işçilere mobbing yapmak. Biz kendimiz de işçiyiz, biz de bu belediyenin işçileriyiz. Yani işçi arkadaşlarımızın ne tür bir mobbing yapabiliriz, ne tür bir zorlama yapıp da bunların baskı yapıp da bunları sendika üye yapabiliriz diye bir açıklama beklerdik. Açıklama yoktu. Bizi çağırdıklarında bizi tutulan savunmada işçilere yaptığımız mobbingden dolayı iş adlarımıza son verilip hiçbir elimize bir evrak veya tutulan tutanaklardan herhangi bir örnek verilmeden iş ilişkiniz kesildi, hayırlı olsun deyip bizi işten çıkardılar. Biz sendikayla bunu tekrar iletişime geçtik. Sendikaya bildirdik bunu, avukatlarımıza bildirdik. Onlar şu an bu işin takipçisi. Sendikamız arkamızda sağ olsun. Her konuda bizim destekçimiz. Yaptığımız eylemlerde veya görüştüğümüz herkeste herhangi bir belediyeden bir yetkili tarafından basın açıklaması veya herhangi birimizi ciddiye alıp sendikadan biriyle ya da başka birisiyle muhatap olup herhangi bir açıklama yapma gereği duyulmadı. Tek söylenen söz işçilere mobbing yaptınız, zorla sendikayı getirdiniz. Bundan dolayı işten çıkarıldı. Sendika benim anayasal hakkım. Ben nasıl ki gidip bir oy kullanma hakkım varsa o oyumu kullanıyorsam sendikada üye olmak, istediği sendikayı seçip o sendika üye olma benim hakkım da var. Bunun önüne kimse geçemez ama bunu Torbalı Belediyesi, yani sosyal demokrat bir belediye bizim sendika üye olduğumuzu söyleyip bizi işten çıkışımızı veriyor. Ve bu karda kıyamette çoluk çocuğumuzla bizi ortada bırakıyorlar. Ve biz burada soğukta bu havada beklerken onlar odalarında camlarında bizi takip ediyorlar. Yani yapılması gerekenleri kesinlikle herhangi bir adım atılıp bize herhangi bir geri dönüş sağlanmadı. Biz de bununla ilgili kendi sendikamızın başkanımız yanımızda, diğer başkanlarımız hepsine teşekkürler. Bizim yanımızdalar. Biz de bunu sonuna kadar sürdürmeye devam ediyoruz. Ve bu Torbalı Belediyesi'ni kesinlikle belediye iş sendikası yetki tespiti için sayıyı tamamladık. Sayı başvurusu yapıldı, onaylandı. Bakanlık bunu onaylayıp gönderiyor belediye. Belediye buna itiraz ediyor. Nasıl bir itirazlık ya? Bakanlık yapıyor. Koskoca bakanlık bu yetki tespitini onaylıyor. Üye sayısı yeterlidir diyor. Sendika girebilir diyor. Yetkiyi belediye sendikasına veriyor. Ama bizim belediyenin amirlerimiz, belediye başkan yardımcılarımız birileri buna itiraz ediyor. Yani bugün belediyenin nasıl yönetildiği, ne şekilde yönetildiğini herkes daha iyi biliyor. Biz bunlara girmeden. Ama şu an bizim yaşadığımız zorlukları görüp geri adım atıp bizi işlerimize geri getirmelerini ve sendikamızı kabul edip sendikamızla birlikte gelmemizi. Biz burada iki işçi çıkmışız ama Torbalı Belediyesi'nde çalışan 1000'in üzerinde kişi var. 1000'in üzerinde çalışan var. 1000 kişinin hakkını savunuyoruz burada. Onlar kimin hakkını savunuyor? Yarın biz burada olmasak bile bizim geleceğimize, çocuklarımıza veya ilerideki herkese anlatacağımız çok güzel anılarımız, çok güzel direnişlerimiz, çok güzel hareketlerimiz var. Onlar ne anlatacak? Ne diyecekler? İki tane işçi geldi burada sendikayı getirdi. Biz onları işten çıkardık diyebilecekler mi? Ama ben burada direndim, kendi hakkım için geldim, yetkimi aldım, tespitimi aldım, sendikam arkamda, yanımda arkadaşlarım var ve bunun için savaşıyorum. Onlar ne diyecek? Ben güzel bir gelecek bırakacaksam çocuklarıma, onlar ne bırakabilecek? Sadece bir koltuk bırakacaklar, o koltuğu da yarın Torbalı halkı kime bırakacağı seçimli belli olacaktır. Yani biz elimizden geldiğince buradayız. Yani mücadelemize devam edeceğiz. Sendika başkanlarımız da burada, arkamızda duruyorlar. Yani teşekkür ediyorum hepsine. Biz sonuna kadar buradayız yani. Başaracağız. Ayın ikisinden beri buradasınız. Herhangi bir yanıt gelmediğini söylüyorsunuz değil mi? Evet, gelmedi. Hiçbir yanıt gelmedi belediyeden. Bekliyoruz yani. Ne zamana kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz? Yani sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Yani geri adım atmayacağız. Bizi geri alana kadar, sonuç alıncaya kadar bekleyeceğiz. Buradayız yani. Veysel Aygiray, Belediye Sendikası Altınoğlu Şube Başkanı. Veysel Bey, burada bir çadır açtınız. Bunun sebebi ne? İşçi arkadaşlarımızın, Torbalı Belediyesi'nde çalışan işçi arkadaşlarımızın sendikaya üye olması. Burada sendikaya üye olduktan sonra yetki tespitine gidildi. Çoğunluk sağlandı. Arkadaşlarımız zorla anayasal hakkı olan sendikaya üye olma hakkına itiraz ettiler.
ve bu iki tane işçi arkadaşımızı işten attılar. Bu iki işin atılma sebebi sendikaya üye olmak, doğru mu? Evet, sendikaya üye olmak doğrudur. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Belediye sendikası Türkiye'nin her yerinde koyduğu eylemlerin sonuna kadar takipçisi olacak ve bu arkadaşlarımızla eylemlerinin sonuna kadar destekleyeceğimizi işveren bunu bilmek zorundadır. Bilmelidir yani. Şu ana kadar bir geri dönüt alabildiniz mi? Hayır. Herhangi bir dönüş bize gelmedi. Mücadelemiz devam edecek.